Servetim yok, malım yoktur. Zannetme ki paralıyım. Servetim yok, malım yoktur. Zannetme ki paralıyım. Kesik başa beşik oldum, kesik başa beşik oldum, kapısında eşik oldum. Ben o sıra aşık oldum, ondan süphan dereliyim. Ben o sıra aşık oldum, ondan süphan dereliyim. Merhabalar, bugün Adana'nın Peki ilçesinin Süphandere köyündeyiz. Bu köyün ilginç bir hikayesi var. Su kuyusunun üzerinden geçen her canlı ölüyor. Böyle bir hikayesi var burada. Köyün yerlisi Ozan'ımız, aşık Süphandereli abimiz yanımızda. Şu an hikayeyi size kendisi anlatacak. Evet, aşık abi. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Öncelikle ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Burayı yıllardır böyle bir tanıtma lütfunda bulunan olmamıştı. Evet. İlk siz oldunuz. Evet. Size bundan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii su kuyusu burada şu anda kapalı. Evet. Öncelikle ben kendimi bir tanıtayım ve oradan başlayalım. Ben ismim Yunus Tömen. Aşık Süphandereli. Bu köyde doğdum büyüdüm ve buralarda çocukluğum geçti. Tabii şehire Adana'ya yerleşip de gidip de orada aşıklarla tanışınca da Aşık İmami, rahmetli Aşık İmami ile tanışıp ben halk ozan olmak istiyorum, saz çalıyorum, türkü söylüyorum deyince o da rahmetli de buranın bu hikayeyi biliyormuş, bu köyün hikayesini ve burayı. Bana dedi ki sana bir mahlas da verelim dedi. Ben bilmiyordum ne mahlas vereceğini. Beni önce bir dinledi. Daha sonrasında bir programda bana da sürpriz oldu. Bir etkinlik esnasında beni sahneye çıkardı. Bir türkü söyletti, doğaçlama. Ve orada herkesin huzurunda dedi ki ben Aşık Süphandereli'ye dedi. Yunus kardeşime bu mahlası veriyorum. Köyünün ismi Aşık Süphandereli mahlasını veriyorum dedi. O gündür bugündür ben Aşık Süphandereli olarak çalıp söylüyorum. Eserlerimi öyle yapıyorum. Tabii köyün köyün Süphandere oluşunun ve nasıl oluşunun hikayesini ben anlatacağım ama öncelikle şu suyu bir tanıyalım. Evet. Hikayesini ondan sonra size anlatayım ben. Evet. Şimdi bu su şu anda kapalı. Bunu açalım. Açalım ve öyle gösterelim. Çünkü şunun için kapatalım da üzerine fazla durmayalım. Burada suyun üzerinden geçen canlılar, kuşlar, kelebekler, böcekler her türlüsü üzerinden geçtiği zaman ölüyor o anda. Ki hatta bak şu şeyin altında kaldı. Arkadaşım gösterirse şöyle alayım ben. Şu kuşları bakın. Yani üzeri kapalı olduğu halde böyle yanına yaklaşan, su içmek için yaklaşan kuşlar burada ölürmüş bakın. Çok sayıda kelebek, kuş şeyleri var burada. Hatta bunların ölüsü daha da fazla var ama başka şeylerde, canlılar da gelip o kuşların ölüsünü yiyor tabii burada. Kalmıyor. Yani üzerinden geçtiği zaman kelebek, kuş veya sulanmak için üzerine böyle biraz fazla durduğu zaman
ölüyor. Ayrıca burada yengeç de var. Evet, yani her türlü canlı falan. Burada evet. Fazlaca üzerinde durduğu zaman ölüyor. Öyle bir su. Şimdi suyu anlatmaya gelince. Evet. Bu su ben bildiğimden bu yana böyle bir sudur. Bu da Allah'ın bir takdiridir. Böyle akıp gitmez. Buradan kendi yerinden kaynar, kendi yerinde dağılır gider. Eskiden de burada beton bir duvarın içindeydi bu. Sonra burayı kazdılar. Burada hazine aradılar. Hatta devletten izin alarak burada jandarmanın gözetiminde kazdılar buraları, hazine aradılar. Buldular bulamadılar onu bilemiyoruz ama ondan sonra çabda burayı sonradan tekrar bir daha ördüler bu duvarını. Bu su böyle yıllardır kaynar burada. Bu suyun çok değişik şeylerde anlatımları var. Ama birkaç tanesinden bahsedeyim ben. Mesela eskiden bundan 50-60 yıl öncesinde babalarımız anlatır, dedelerimiz anlatır. Onların gençliğinde veya çocukluğunda burada eskiden tuz falan almak tabii şeymiş, köylere tuz getirmek falan biraz zormuş, bulunmuyormuş da. Bu suyu kaynatırlar. Buraya atlarla, eşeklerle odun getirirler, yığarlar. Burada devamlı odun yığılırmış hep. Köylüler burada aynı şimdiki pekmez kaynatım olayı gibi tuz kaynatırlarmış. Köylüler, çevre köylülerin tuz ihtiyacını buradan karşılarlarmış. Tuzlu bir su ve asitli bir su. Onun haricinde asıl önemli olanı şudur. Buraya benim çocukluğumda da ben hatırlıyorum buraya delileri salındırırlardı. Tabii her deli akıllanmıyordu ama o bazı sonradan deli olanlar işte çeşitli sebeplerden aklını yitiren, kaybeden, hastalıklardan dolayı delirenler buraya salındırırlarmış ve akıllananlar da çok olmuştu. Burada akıllananlar çok olmuştu ve burası biraz geniş miydi, aynı mıymış? Benim bildiğim zamandan beri hep böyleydi. Yani daha öncesinde de böyle beton bir duvarla çevriliydi burası. O zaman da bu büyüklükteydi. O zaman su biraz daha aşağıdaydı bildiğim kadarıyla. Böyle şey yaparlar işte, şöyle başını tutturup. O da çok önemli, çok dikkat etmek gerekiyor. Fazla başını orada tuttuğu zaman ölüyor. Ve daha önceleri de burada ölenler olmuş. Bilmeden fazla tuttukları zaman ölenler olmuş. Onun bir saniye, iki saniye belki veya beş saniye geçmeyecek şekilde bir üzerinde tutup o şekilde durduruyorlar burada ve çok akıllananlara şahit olunmuş. Bunu anlatırlar eskiden büyüklerimiz. Su dışarıya akıntı falan sızma oluyor mu yoksa sadece burada sabit mi? Bu bir yere akmıyor. Şu anda gerçi şeydir, kenarı normal duvarlarla örülmüş, o duvarların arasından gidiyor. Ön tarafta zaten aşağıdan nehir geçiyor, ırmak geçiyor, ırmağa akıyor, karışıyor o suya. Suya karışmadan da ön taraflarda buralardan hayvanlar içiyor o suyu. Hem tuzlu olması nedeniyle herhalde hayvanlar içiyor oradan. Buradan bir yere dağılmaz. Ben bildiğimden bu yana ve eskiden de böyleymiş burası. Akıp gitmez yani. Buradan çıkar, burada kalır bu su. Böyle bir şeyi var. Farklı bir kaynağı var. Tabii tadını, ben bakmadım tadına ama tadına bakanlar da şunu söylüyor. Tuzlu ve asitli, farklı bir hafif acımtırak ve bir farklı bir tadı olduğunu söylüyorlar. Burada eskiden şeyde çınar ağaçları vardı, işte söğüt ağaçları vardı. Burada keçiler, koyunlar gelirdi, yatardı. Burası biraz daha şeydi. Sel geldikten sonra tabii ağaçlar falan aldı gitti. Daha o zaman insanlar buralarda olurdu. Bu suyun şeyi böyledir. Hatta bir şeyi ben atladım. Bundan herhalde 4-5 sene kadar önce Maraş'tan bir tanesi geliyor. Burada bu suyu duyuyor işte. Diyor ki ya ben bu sudan bir deneyim. Birçok doktorlara falan gitmiş, fayda bulamamış. Bu sudan gelip içince adam faydası oluyor. Şifalı. Şifa buluyor bu sudan. Ve diyor ki ya ben bu suyu hem ara ara gelip böyle haftada bir, 10 güne bir, 15 güne bir geliyormuş. Burada gelip bir hafta 10 günde kalıyormuştu burada. Bu fazla olmadı daha birkaç sene önce. Yani 3 veya 4 sene önce oldu bu olay. Hem diyor ben bu suyu, ben şifa buldum. İnsanlara da tanıtacağım diyor bu suyu ben. Başkalarını da teşvik ediyor falan. Bu arada bir arkadaşıyla burada gelmişler. Arkadaşı böyle yan tarafta dışarıda dururken işte nasıl olmuşsa eceli gelmiş demek ya herhalde adamın. Evet. Ondan olmuş eceli demek ki. Üzerinde fazla eğilmiş galiba su alırken veya dururken. Arkadaşı bir geliyor ki adam burada yatıyor. O anda tabii hemen müdahale ediyor ama gitmiş adam. O anda burada canını vermiş. Yani adamın da canına da mal oldu yani. Derinlik yok değil mi alt kısımda burada? Yok bildiğim kadarıyla. Evet. Şöyle zaten şu anki gördüğümüzde dibi tabanı görünüyor. Ama ne kadar derinliği var tam bilmiyorum. Çocukluğumuzda biz buraya gelirdik, görürdük falan ama ben de uzun zamandır ben de daha gelmemiştim buraya. Evet. Derinliği belki de bir, evet, bir metre falan da olabilir. Doğru, çünkü aynen. Su berrak biraz olduğu berrak için tabanı görünüyor. Hatta durun bir şöyle bir deneyelim de.
Şöyle bir çubuk var mı acaba? Şu nedir? Şuna bakalım. Ha yok, fazla yokmuş. Bakın şu kadar yere değdi tabanına. Yani şuralardan kaynıyorsun. Ha şu kadar, yarım metrelik yarım bir şey. Evet. Yani o oradan çıkıyor ve tekrar şeyin arasına dağılıyor. Evet. Yani suyumuzun şeyi budur. Ha bunu, şunu söyleyelim. Gerçekten de şifalı bir sudur. Şu ana kadar ilgilenen ve bu suyu tanıtan olmamıştır. Ben sizin vesilenizle de, sizin aracılığınızla da tüm dünyaya sesleniyorum. Sadece Türkiye'ye değil. Bu suyu eğer keşfedip de gelip şey yaparlarsa, hatta bizim enişte geçenlerde anlattı yine. Uzun şey diyor, griptim, şeye dönüştü diyor. Bayağı bir müzminleşti. İyileşemedim, öksürük, akıntı falan. İşte o da bayağı ilaçlar kullandım diyor. Geldim en sonunda buradan geçerken aklına geliyor. Suyu biraz burnuma çektim, baktım faydası oldu diyor. Birkaç defa çektim, yok oldu gitti diyor. Yani böyle bu tür krip, nezle gibi, öksürük gibi falan o tür şeylere de çok faydası oluyor. Bunu da bilelim. Bunun haricinde de birçok şeylerde faydası var. Eskiden insanlar kullanırlarmış, hastalık için içerlermiş ama şimdi doktor çoğaldı. Birden doktorlar diyor ki işte öyle şeylere inanmayın falan diyor diye. Biraz da böyle atılmışsa kazılınca falan böyle kaldı. Zaten şuraları görürseniz bakın hep buralar yıkılmış. Evet. Duvarları falan. Bir buranın şeyini, şu türbe mesela karşıdaki türbe deniz, tümbet deniliyor ya işte. Evet, bu biz bildiğimizden bu yana böyle var. Benim öğrendiğim kadarıyla herhalde 70'li yıllarda falan olsa gerek burayı bir tadilattan geçirmiş bir tanesi. Buranın şöyle duvar vardı, bu şekilde böyle. Buranın işte yine böyle yıkılmış bazı şeyleri. Bir tanesi burada herhalde bizim köyden mi veya komşu köyden bir tanesi devletten işte şey alıyor burayı. Diyor ki ben burayı tadilat yapacağım. Herhalde onun da amacı aslında tadilat yapmak değil, amacı hazine aramakmış ama ne için yaptı bilmiyoruz. Yine de Allah razı olsun yapmış. Günümüze kadar gelmiştir. Yine yıkılmış şimdi buralar. Evet. Belki bir gün birileri çıkar da tekrar burayı bir restore ederse İnşallah. Çok güzel olur. Aslında biz tarihimize sahip çıkmıyoruz. Böyle çok güzel şeyimiz var ama. Evet. Şimdi gelelim. Bunun bu üstünü kapatalım. Evet. Suyumuz böyle. Genel kullandığını da anlatalım. Evet. Öncelikle şurada, işte şurası bakın mezarın şu bir taşı. Karşı tarafta da taşı varmış, o çekmiş ama yıkılmış o taşı. Şuradan duvarı var mezarın, bakın şöyle. Oraya kadar. Burada mezarın bir tanesi var. Bir tanesi de karşıda. Ve ikinci mezarda burası. Bunun da şu beton duvarları bir tarafa yıkılmış. Tekrar taşla çevirmişler. İşte bu restore burası da istiyor aslında. İkinci mezarda burası. Şimdi burada iki tane mezar var. Biz bildiğimizden bu yana eskiden beri burada iki mezar var. Buranın hikayesi şu şekilde. Hikayesi derken gerçek olmuş olaydır bu, evet. Yani. Hikaye denildiği zaman bazen uydurma şeylere de hikaye diyorlar ya. Bu gerçek yani. Olmuş şeydir. Şöyle anlatılır bizim atalarımızdan, geçmişimizden anlatılan. Burada işte kaç yüzyıl öncesinde olmuş onu bilemiyoruz ama bir evliya olsa gerek ki namazı kılmış şey yaparken, tesbihat yaparken, Sübhanallah, Sübhanallah derken düşman tarafından boynuna kılıç yiyor ve başı bir tarafa düşüyor, gövdesi bir tarafa düşüyor. Sübhanallah, Sübhanallah diye. Burada iki söylenti var. Birisinde diyorlar ki başı burada, buraya gelmiş, gövdesi orada kalmış. Başı, gövdeyi oraya kömmüşler, başı buraya kömmüşler deniliyor. Bir söylentide de hayır, aynı yere Sübhanallah diyerek düşmüş ama şeyi aynı yere başını ve gövdesini koymuşlar. Bu başka yere de, buraya da başka bir evliyayı koymuşlar diye de şey var. Onu tam net bilemiyoruz ama hangisi doğrudur? İki tane mezar var burada. Bu Sübhanallah, Sübhanallah diyerek düştüğü için, oraya da mezarını koydukları için bu köyün ismi eskiden Süphan Dede'ymiş. Süphan Dede. Daha sonraları zaman geçtikçe işte değişiyor. Bir de herhalde yanından ırmak akmasından dolayı da mı artık ne yapmışlarsa Süphan Dere olarak değişmiş. Köyümüzün ismi Süphan Dere'dir. Bu şekilde anlatılır ve bu şekilde gider. Şurada bir şey daha anlatmak istiyorum. Bu gerçekten bir evliyaymış. Eskiden bunu buraya birçok gelip de geçenler, buralardan geçenler bizim köylülere söylemişler. Buradaki ziyaretin kıymetini bilin. Burada gerçek bir evliya vardır diye. Ve bir şeye şahit olanlar, ben kendi ağzından duymadım ama birebir şahit olanın anlattığını anlatıyorum. Burada daha önceleri İşte şu karşıda bizim zaten mezarlığımız var. Daha önce orada orman işletmesinin fidanlığı vardı. Herhalde onları beklerken olsa gerek. Bir tanesi burada, şurada bir yerde bir ağaç varmış. Selvi ağacı olsa gerek. O ağacın gece buraya secde ettiğini görüyor.
ağacın secde ettiğini görüyor ve söylüyor. Diyor ki ya işte ben böyle gördüm. Ya diyorlar sen hayal gördün veya işte korkundan oldu falan. Bu defalarca burada takip ediyor ve bunu görüyor. Sonra bir başkası da diyor ki ya madem böyle ben de bakacağım göreceğim. Geliyor günlerce bekliyor ama görmüyor. Tabi bu da herkese de görünmeyebiliyor yani o şeyin. Ve bu da gerçek olmuş bir şeydir yani. O ağacın bu mezarın türbenin üzerine secde ettiği görülmüştür. Hatta bunu bazıları anlatırlar eskiden. Ziyaretten ziyarete böyle top atılma olayı olur. Geceleri her gün değil bazı geceler perşembe akşamları. Bu günümüzde de yaşanıyor. Buna kimileri inanmaz ama günümüzde de yaşanıyor bu. Geceleri ziyaretten ziyarete ışık gider. Buraya da o ışığın sıkça geldiğini köylülerin hepsini bilirler yani. Böyle bir evliyanın mezarıdır burası. Tabii sahip çıkılmadı böyle yıkılıp gitti. Çimento yok bunun içinde. Bunu yumurtayla, yumurtanın akıyla kumu karıştırıp bunu yaparlarmış ve çimentodan daha kat kat yani şimdiki bizim günümüzde yapılan betondan çimentodan kat kat daha şeymiş. Bunu kepçeyle falan uğraşıp kıramadılar burayı. O kadar sağlam bir kaya gibidir yani. Kaya gibidir. Sevk kaya gibidir. Şimdi günümüzde biraz daha aşındı da. Evet. Yani öyle bir şey bu. Horasan kaynağı denilen. Şuralarda üzerinde beyazlıklar da var. Evet. Azir onlar. O işte o suyun şeyidir. Tuzdur bu. Alttan bu suyun geçtiği için. Aynı şeyi çıkan böyle tuz. Bakın hep böyle beyazlık görünüyor. Sanki kar yağmış gibi. Zaten hemen şu arka tarafta da sızıntı var evet. Sanki. O da oradan geliyor. Oradan gel çıkan şeyin suyun bir parçasıdır galiba. Evet. Hatta şey de var orada. He oradan damlaya çıkıyor. Evet Aşık abiye buraları bilgilendirdiği için, bizlere rehberlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim de vesilemizde buradaki sesi duyurmaya çalışacağız. Hem Kozan'a evet. Hem Adana'ya hem de Türkiye'ye hem de bütün dünyaya duyurmak için aynen. Elimizden geleni yaptık. Sizlere inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize bilgi verdiğiniz için. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de konuşmamın başında da teşekkür ettim. İlki sizsiniz burayı evet. Çekenin, haber yapanın. İnşallah vesile olursunuz buranın İnşallah. Duyulmasına evet. Ve birileri gelir sahip çıkar da buna benzer birçok yerlerde böyle sahip çıkılmayı bekleyen evet. Şeylerimiz vardır, evet. Değerlerimiz vardır. Evet, ondan dolayı ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne iyi ettiniz de geldiniz diyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun.